Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fuat Diri. Arkadaşlar bugün bu videoda Sürelilerin yoğun olduğu yere gidiyorum. Sokak yemeklerini deneyeceğim. Suriye sokak yemeğini deneyeceğim arkadaşlar. Ver. Ben küçükcüyle dönerim. Ben bununla dönerim. Abi ben bunlarla 10'da 10 açım. Yapamıyorum ben, ver. Oha. Yavaş açacağım. Abi çok da ben alışınır. Alkışlayın. Alkış. Hadi görüşürüz. Şimdi durağa doğru gidiyorum. Durakta otobüs bekleyeceğim. Otobüsle Suriyelilerin yoğun olduğu yere gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 40 dakikanın sonunda geldim. Böyle bir yere geldim. Şöyle burası hep, bu taraf hep Suriye dükkanları falan oluyor. Bu taraflar hep işletmeleri falan var. Döner, tatlı, nargile. Nargile dükkanları falan oluyor. Şöyle baharatçı. Böyle döner. Arkadaşlar önce bir iş bankasına gitmem gerekiyor. Benim para çekmem lazım. Yanımda nakit kalmamış. Bir 100 lira çekmem gerekiyor. Birilerine soracağım burada. Selamünaleyküm. Abi iş bankasına gidecek miyim ben? İş bankası. Vallahi iş bankası biliyor musun? Biliyor musun? Yok. İş bankasına gideceğim de kimse bilmiyor. Soruyorum. İş bankası, iş bankası. Arkadaşlar şu an öyle bir yerdeyim ki kendimi Suriye'de gibi hissediyorum. Çünkü hepsi Suriyeli arkadaşlar. Kime sorsam bilen yok. Şimdi 100 lira ile ben Suriyelilerin yemeklerini ve tatlılarını deneyeceğim. Umarım 100 lira yeterli olur. Bakalım 100 lira yeterli olacak mı? Göreceğiz beraber. Şimdi arkadaşlar ben sabahtan beri yemek yemedim. Şimdi bir Suriye lokantasına gideceğim. Çok az yiyeceğim. Fazla yiyemem. Zaten şu an çok açım. Yemek ve tatlı yiyeceğim. Ne bulduysam yerim arkadaşlar. Azar azar yiyeceğim ama. Şimdi şöyle bir yer var. Burada ben bir döner yiyeyim önce. Sonra devam edelim. Dedim ama bana şundan verdi. Şu çok onların yaptığı yemekmiş. Onların yaptığı lahmacun gibi düşünün. Kıymalı herhalde bu. Lahmacun, küçük lahmacun gibi. Normal bildiğiniz patates var. Dönerleri şöyle bol soslu yapılıyor dönerleri. Ben bilerek açtım bunu. Şöyle yanında da sarımsaklı yoğurt var. Salata var. Onların yapmış olduğu salata. Bir de turşuları falan var. Bakalım, deniyoruz arkadaşlar. Ben çok açım çünkü. Bayağı açım. Arkadaşlar bu sarımsaklı, bol sarımsaklı yoğurt, yani Suriyelilerin yaptığı bir karışım. Bol sarımsaklı yoğurt. Bu böyle şey, dönerlerin içine katılıyor. Bayağı çok güzel, tadı çok güzel. Bu kahvaltıda bile yenilebiliyor yani, o derece güzel. Ama
Şu salatayı ben sevemedim. Biraz şekerli olduğu için ben pek yiyemedim, yani beğenmedim onu. Bunun haricinde bu var. Bizim bildiğiniz lahmacun ama küçük. Böyle başka bir ekmekten yapılmış, yani başka bir hamur türü kullanılmış. Güzel. Bu da, bunun tadı da güzel. Ben çok yiyemedim arkadaşlar. Ben zaten döneri bitirdim. Az yiyecektim de bitirmek istedim. O kadar açtım ki. Şeyleri var, turşuları var, turşuları. Biraz farklı bir turşu. Ama fena değil, güzel. Arkadaşlar ben bitiremedim. Şöyle kaldı. Döneri tek bitirebildim. Daha tatlı yiyeceğim, daha deneyeceğim. Yemekleri deneyeceğim. Gördüklerimi deneyeceğim arkadaşlar. Şu an hesap ödemeye gidiyorum. Bakalım ne kadar tuttu ben. Hiç sormadım öncesinde. Abi kolay gelsin. Bizim hesap ne kadar tuttu? Sizin hesap ne kadar? Ne? Helal olsun diye arkadaşlar ya. Hesap almak istemiyor. Yok öyle şey olmaz ya. Allah aşkına. Valla. Çok teşekkürler. Şükran. Eyvallah. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Arkadaşlar çok güzeldi yemek. Ben yemeği çok beğendim. Burası Doktor Ersin. Doktor Ersin Caddesi'ne giderken şu taraf Doktor Ersin Caddesi. Şöyle. Böyle bir yer. Ben çok beğendim. Çok güzeldi. Para da almadı. Bedavaya geldi arkadaşlar. 100 lira cebimde kaldı. Daha devam ediyoruz o zaman. Bu çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar klasik Suriye dönerini yedim. Şimdi tatlı yemeye gideceğim. Bakalım nerede tatlı var. Bir tatlılarını deneyeceğim. Tatlı yemeye gidiyorum arkadaşlar. Suriye tatlısı. Arkadaşlar tatlı yemeden önce böyle bir yer gördüm. Şöyle içecek, tost falan. Hadi bu içecek yeri. Selamünaleyküm. Burası sadece içecek yeri değil mi? Evet. Ne var sizde? Suriye içeceği. Kahve var. Ne öneriyorsun bana? Suriye içeceği. Suriye içeceği. Kahve işte. Ne var? Tamam. Sen biliyorsun bana. Ben Suriye içeceğini içmeye geldim. Tamam, kahve var. Tamam, bekliyorum hadi. Hadi ver. Arkadaşlar kahve var diyor. Soğuk yok değil mi? Sadece kahve mi? Sadece. Suriye kahve. Tamam. Arkadaşlar Suriye kahvesini yapacak bana. Kahveyi deneyeceğiz. Arkadaşlar kahve böyle. Bizim Türk kahvesine çok benziyor. Az koyulmuş. Bakalım tadını merak ediyorum. O bayağı acı. Çok acı. Bayağı acı arkadaşlar ama güzel bir tadı var. Ben normalde kahveci değilim. Sıcak içecek de tüketmem, hiç sevmem. Ama hoşuma gitti bu. Vallahi ilk defa içiyorum. İçinde süt var. İçinde süt var, evet. Kahve var değil mi? Sade. Acı kahve, sade acı oluyor. Kahvesi sade. Bu sade. Sade. Sade olmasına rağmen tatlı ama. Öyle şekere ihtiyaç yok süt olduğundan dolayı. Sen burayı sen mi işletiyorsun? Yok. Sen bakmıyorsun. O bakmıyor. Sen sadece çalışıyorsun. Çalışıyor burada. O da. Çok güzeldi. Vallahi çok güzel ya tadı. Ben çok beğendim. Ne kadar? Tamam, ben de. Ya böyle şey olmaz arkadaşlar. Valla o kadar kibar, o kadar mütevaziler ki yani anlatamam. Benden para almak istemiyor. Ne kadar normalde? 7 lira. 7 lira, normalde 7 lira arkadaşlar. Benden almak istemiyor, çok teşekkürler. Eyvallah, sağ olun. Teşekkürler, kolay gelsin. Arkadaşlar burası da kahveyi almadı. 7 liraya geliyormuş. 7 lira kahve. Almadı benden, sağ olsun. Çok YouTuber taktiği diye. Selamünaleyküm. Arkadaşlar şöyle bir yere geldik. En sevdiğim noktalardan bir tanesi nargileler. Nargile setleri ilgimi çok çekiyor arkadaşlar. Ben nargile bağımlısıyım. Çok severim. Şuna baksanız arkadaşlar ya.
Bildiğiniz sanki Suriye'ye gelmişim gibi öyle güzel bir dükkana geldim. Hep nargile, malzemeler, kömür, tütünler. Sahibi telefonla konuşuyor. Şöyle her şey var ya. Nargile setinden tutun tütününe kadar istediğiniz her şey var burada. Her yerde zaten 3 dükkanda bir nargile dükkanları oluyor. Çok değişik ya, baksana. İlgimi çekiyor ama seviyorum. Kolay gelsin, selamünaleyküm. Gideyim ben. Eyvah. Arkadaşlar bakıyorum da ben Suriye tatlıcısını görmedim daha. Buralarda yok mu? Bilemedim ya. Soruyorum da onlar da bilmiyor. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz işletmeciye sordum. O da Suriyeli. Şemsinoğlu diye bir yer varmış. Şu yukarıda. Şu tarafta. Tatlıcı. Suriye tatlıcısı. Bakalım orada tatlı deneyelim. Hangi tatlıları meşhur? Onu deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar benim bu kadar gidip gelmem de yürümem de çok iyi aslında. En azından yediklerimi eriteyim diye ve buraya geldim arkadaşlar. Burayı söylemiştim. Suriye. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Suriye tatlıları. İlk defa görüyorum bunu. Hele ki. Bu. Oo. Arkadaşlar bayağı çeşit var. Bayağı ilk defa gördüğüm çeşitler var. Hiç görmediğim tatlılar bunlar. Deneyelim ya. Her birinden bir tane mi denesem bilemedim ama. Bir bakalım. Sizin Suriye tatlısı. Suriye tatlısını deneyeceğim. Aynen. Hangi tatlı güzel? Hangi tatlınız güzel? Birer tane böyle Suriye tatlısı sizin. Değil mi? Hepsi zaten sizin. Arkadaşlar hepsi onların zaten. Hangisini birer tane mi? Böyle karışık. Burada yiyeceğim. Tadına bakacağım. Tamam. Sen bana bir şey yap. Tabak yap. Bir tabak yap yani. Fazla olmasın bak. Tamam. Çok fazla olmasın. Tatlının adı ne? Şam tatlısı mı bu? Evet. Bu şam tatlısı. Ben bunu biliyorum zaten. Belli zaten bu şam tatlısı. Bu ne? Bu o da hani sizin gibi baklava gibi. Baklava. Evet. Yani ne baklava? Arapça. Arapça söyleyebilirsin orada. Bak aynı. Ha baklava. Aynen. Küçük baklava bu. Bu şey sual. Sual. Sual arkadaşlar bu. Hepsinin tadına bakacağım. Ona göre isimleri unutmayın arkadaşlar. Bu ne? O da aynı gibi yani ama sadece içinde fıstık var. Şekilleri de arkadaşlar içinde değişiyor. Fıstık var, şekli değişik yani böyle üçgen, dörtgen yapılmış. İçine fıstık atılmış. Hepsinde fıstık var. Bu da aynı. O da var. Bu da fıstıklı. Bu ne kadar güzel ya baksanıza. Ben elimle alacağım. Arkadaşlar şöyle kova gibi yapmışlar. İçine fıstık koymuş. Bu da bu Delorie. Ne? Billohiye. Billohi? Evet. Billohiye. Evet. Billohiye arkadaşlar bu Arapça adı. Bu. Bu da şam tatlısı. Evet. Ama fıstıklı. Fıstıklı şam tatlısı. Eline sağlık. Çok teşekkürler. Arkadaşlar şimdi hepsini deniyorum. Bayağı çok var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çeşit var. Ben hayatımda bu kadar tatlı yemem. Tatlı da sevmem. Sizin için yiyorum arkadaşlar. Gözümü hastanede açarsam sigortasını siz ödersiniz. Sigortam yok çünkü arkadaşlar. Küçük baklava olan bayağı güzel. Fıstık var içinde. Bolca fıstık var.
normal güzel. Şimdi ben bu ikisini, hepsini yiyemem. Bu ikisini ben yarım yiyeceğim. Şöyle. Gayet güzel. Eyvallah. Çok güzel. Bu künefe şeyi gibi, künefe gibi ama böyle kutu halinde. Fıstıklı künefe arkadaşlar, bak bu da zaten künefe ile yapılmış, fıstıklı ama çok güzel, kova içine atılmış fıstık gibi. Ben bunu deneyeceğim o zaman. Çıtır. Yumuşak değil, çıtır ama. Cips gibi. Güzel. Sevdim. Bunu da ben yarım yiyeceğim. Çok sert. Bol fıstıklı. O bizim eski Araplar yapıyor. O eski. Baklava, şöbiyet gibi bir şey mi? Evet. Arkadaşlar bu küçük o, baklava. Ballı yapıyor. Ballı. Evet. Bu fıstıklı ballı. Yani şöbiyet gibi baklava küçüğü oluyor. Direkt dilimlik ağzınıza atıyorsunuz. Büyükleri biliyorsunuz zaten şöbiyetlerin dağılacağını. Bu da Arapların kendine özgü. Suriyelilerin evet. Kendine özgü bir baklavası arkadaşlar. Bunu deneyeceğim. Şöbiyet. Şöbiyetin küçük yani minik hali. Çok güzel. İnşallah şeker komasına girmem. Bayağı çok var daha. Bunu ben yarım yedim. Bunu ben bitiremem. Bu kaldı. Bunu da ben yedim. Bunu da yiyorum. Bu üçü tek kaldı. Bu da baklava. Dörtgen yapılmış, içine fıstık katılmış. Şu, çok güzel. Son verdiğim sana kola o farklı bir yağlı yapıyor. Farklı bir yağdan evet, yapılıyor değil mi? O küçük şebiyet. Evet. O küçük şebiyet arkadaşlar farklı bir yağ kullanılmış. Suriye yağı o zaman. Evet. Suriye'den getirilmiş olduğu bir yağ. Adı Arap yağı. Arap yağı oluyor. Özel bir yağdan kullanılıyor. Zeytinyağı veya buradaki yağla alakası yok. Farklı bir yağları, kendine özgü yağları. O yüzden biraz tadı farklı olabilir. Tatları gerçekten çok farklı. Çok farklı bir tat var. Çok şey yani böyle bir şöbiyetle aynı ama farklı bir tat olduğu belli zaten. Farklı bir yağ kullanıldığı belli. Hepsinde zaten farklı yağ kullanılıyor. İstersen abi sana bir dondurma Sizin dondurma evet. Suriye dondurması arkadaşlar. Biraz ama çok değil. Evet. Tamam. Az, çok az. Aynen. Arkadaşlar Suriye, Suriyelilerin kendisine özgü dondurma getirecek bana. Tatlının yanında yeniliyormuş, çok güzel oluyormuş. Sağ olsun. İşletmenin sahibi kendisi söylüyor bunu. Elemanına söylüyor, verdiği. Yardımcı oluyorlar, çok mütevazı, kibar insanlar. Bu Suriye kaymaklı fıstıklı. Arkadaşlar Suriye'nin kaymaklı fıstıklı dondurması. Oo bayağı yumuşak. Sert değil arkadaşlar. Hani Maraş dondurması olur ya böyle sert olur. Bandıramazsınız, yemezsin. Bu çok yumuşak. Az da eriyor yani. Mesela kreması erimiş gibi ama dondurulmuş hali böyle. Fıstık var içinde. Bolca fıstık var. Kremalı, sütlü. Dediğim gibi yani normal dondurmadan farklı bir tadı var yani burnuma şu an farklı bir aroma geliyor. Şimdi ben bunu deneyeceğim. Bu da baklava çeşidi, böyle sarma yapılmış, içinde fıstık var, zaten hepsinde fıstık var. Lokum yani dilim direkt ağzına yapıyorsun. Hayatım boyunca yediğim en fazla tatlı olabilir. Yani hayatım boyunca bu kadar tatlı yemedim.
Normalde ben tatlıcı da değilim arkadaşlar. Sırf size tanıtmak için, video için yiyorum. Şam tatlısı ama fıstıklı şam tatlısı. Bu da şam tatlısı ama ne var, bu adı neydi ya? Bademli, aynen bademli. Badem olması gerekiyor bu. Bakayım. Bademli şam tatlısı, bildiğiniz şam tatlısı. Arkadaşlar çok yedim. Çok daha fazla yemem. Şeker komasına girerim yoksa, bu kadar yeterli. Bırakıyorum, pes ediyorum. Videoda izlediğiniz gibi zaten beğendiklerimi söyledim. Hepsi de güzel yani, kötü yok. Ben kötü tat alsaydım kesinlikle söylerdim zaten. Sahibi kendisi değil mi? Evet. Çok teşekkürler, yardımcı oldu benim için. Tatlı gönderdi, dondurma gönderdi. Hani arkadaşa söyledi. Arkadaş kameraya çıkmak istemiyor şimdi. Yardımcı oldu, kibar insanlar, mütevazi insanlar. Çok teşekkürler. Abi borcumuz ne kadar? Borç ödeme. İkram mı? Yok, öyle bir şey olmaz. Yok vallahi öyle bir şey olmaz ya. Arkadaşlar ikram olsun diye. Öyle mi? Vallahi. Çok teşekkürler. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkürler. Teşekkürler abi. Sağ ol, seni göstermeyeceğim. Eyvallah, kolay gelsin. Kolay gelsin. Arkadaşlar burada da ikram ettiler yani. Burası Şemsioğlu baklava. Hani bu semti bilenler bilir. Doktor Ersin'e giderken yer Şemsioğlu tatlıcılar, yani tatlı, burası Suriye tatlıcısı. Mütevazi, kibar insan. Yani o da Türkçe pek bilmiyordu. Elemana sordu, elemana ikramımız olsun diyor. Para almadı. Arkadaşlar 100 lira cebimde kaldı herhalde bugün. 100 lira cebimde kalacak. Tatlı yedim. Kahve içtim. Yemek yedim. Sağ olsun yemekte para almadılar. Bayağı doydum. Şeker komasına girmesem iyi. İnşallah zehirlenmem. Bayağı karıştırdım mideyi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle Suriyelilere özgü olan fıstık olsun, kuru yemiş olsun, içecek olsun. Dolaşıyorum arkadaşlar. Gördüğüme, doğaçlama olarak gördüğüme girip yiyip deneyeceğim. İçeceğim, deneyeceğim. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Merhaba. Arkadaşlar şöyle bir bakkala geldim. Bakkalda Suriye özgü bir sürü şey var. Balıklar falan var. Kuru yemiş var. Şöyle. Hani bayağı rengarenk şeyler satıyorlar. Balık var. Suriye peyniri. Suriye peynirleri, zeytinleri değil mi? Hep Suriye. Suriye turşu. Evet. Suriye turşusu. Arkadaşlar hep Suriye özgü. Şöyle pastaları falan var. Suriye pastası. Bu ekmek gibi değil mi? Bu ekmek gibi arkadaşlar, ekmek gibi kullanılıyor. Noodle'ları var, Suriye noodle'ı. İşte en sevdiğim kısım Suriye ekmeği. Suriye ekmeğini çok seviyorum ben. Suriye ekmeği kalori bakımından çok az. Yani mesela normal ekmekten daha az. Bunda 10 tane oluyor. 10 tane ekmek, bundan 10 tane yediğin zaman yarım ekmeğe, yarım somun ekmeğe bile gelmiyor. Yarım pide ekmeğine bile gelmiyor. O kadar kalorisi az. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Arkadaşlar... Her yerde kahveleri var. Kahveleri çok meşhur. Az önce bu kahveden içmiştim zaten. Kahvesi falan var. Arkadaşlar şimdi bir Suriye işletmecisinin kuru yemiş yerine geldim arkadaşlar. Kuru yemişler bunlar. Bunlar hep Suriye'den mi getiriliyor? Bunlar Suriye özgü değil mi? Arkadaşlar bunlar bizde yok. Bu Suriye'den getirilmiş. Güzel tatlıya benziyor. Bu da Suriye özgü. Size özgü yani. Sizin tatlılarınız değil mi? O yüzden soruyorum, tanıtıyorum tatlıları. Bunlar. Bunlar güzel. Ha siz, bu da sizden. Bir gösterdin ya, hangisi sizin? Hepsi. Ha hepsi mi? Tabii. Hepsi Suriye'den, bu Suriye'den arkadaşlar, bu da. Zaten bunu biliyorsunuz, bizde de oluyor bu. Bu lokum. Ha ben değişik lokum arkadaşlar, bizim içindeki lokum ama bisküvi falan koymuşlar. Güzel. Burada zaten bu bizde de var, bizde var. Bunu ben görmüştüm. Yok, bunu ben görmedim arkadaşlar. Bu da değişik bir şey. Bu da Suriye özgü. Bunlar var, bu var. Bu ne? Şey mi bu? Şeker. Yumuşak değil mi bu? Böyle direkt. Buna biliyorsunuz arkadaşlar, bu yumuşak olandan. Bunlar zaten şöyle. Şöyle
fıstığın fıstık içi var. Arkadaşlar cips. Bildiğiniz cips yani cips hani bakkallarda satılan cipsler bunlar. Bu da aynı şekilde. Bunlar böyle farklı çeşitler, farklı tat. Tatları farklı arkadaşlar. Bu var böyle şeker. Güzel şekere benziyor. Kaliteli bir şeye benziyor bu. Bu limonlu. Değil mi? Limonlu. Limonlu. Belli zaten arkadaşlar limonlu olduğu. Böyle. Şöyle şeyleri, çikolataları falan var. Çikolata. Şöyle değişik bir şey var. Bu da onun aynı. Bu da işte. Cips arkadaşlar. Cips var içinde. Bunlar ne, tatlı mı? Yok yok. Bu da cips. Bunun gibi ama bu hafif ayarlı. Bu da mı cips? Aynen. Aa, arkadaşlar bu da cips. Bu bunlar hep sim, böyle sim. Karışık cips. Aynen, karışık. Karışık cipsmiş aynen, arkadaşlar karışık. Bunlar. Buna da bir bakayım. Ben bunu merak ettim arkadaşlar. Buna da bir bakayım. Cips sade cips hani. Sade aynen, cips sade. Yiyormuş gibi. Ben görünce tatlı sandım. Tatlı bir şey sandım. Tatlı bir şeye benziyor çünkü. Çok teşekkürler. Eyvallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Eyvallah. Selamünaleyküm. Arkadaşlar gittiklerinde selamun aleyküm diyor. Geldiklerinde selamun aleyküm. Şurada dışarıda da tatlıları var böyle çeşit. Bu da çok değişik. Bunu biliyorsunuz zaten. Ben. Buraya geldiğinizde çıkasınız gelmiyor. Gitmek istemiyorsunuz. Cipsler falan var böyle. Kendileri hazırlıyor bunları. Kolay gelsin. Eyvallah. Arkadaşlar değişik kuru yemiş çeşitleri var. Değişik şeyler var. Onlara özgü tamamen. Baya yani tatları sade, çok yağlı değil ki, yağlı gelmedi bana. Fiyatlarını sormadım, almadığım için fiyat sormak istemedim. Burada da bir tatlıcı var, zaten az önce gittiğim yerde tatlıcı. Bu da Suriye tatlısı değil mi zaten? Bu da Suriye tatlısı arkadaşlar, Şemsi'de de yedim zaten aynı şey. Aynı değil mi Şemsioğlu'yla aynı? Suriye bu da. Eyvallah, kolay gelsin, teşekkürler. Selamun aleyküm. Bu da Suriye tatlısı. Bunlar da küçük yer. Gittiğim yer büyük. Biraz büyük. Daha büyük bir yer. Buraya göre büyük yer orası. Burada da şeyler var. Kuru yemiş. Rengarenk şeyler var arkadaşlar. Rengarenk tatlı. Jelibonlar falan. Tatlı böyle. Bunlar hep tatlı biliyorsunuz. Güzel. Vallahi. Yani kuru yemişçiye gidip alışveriş yapıp çıktığınızda bunları yerseniz arkadaşlar uçarsınız. Kanatlandırır ya Red Bull. Bu da kanatlandırır. Arkadaşlar Suriye pizzaları bir aradan zaten benim yememden ve tatlı yememden bir saat geçti. Suriye pizzası mı o? Nasıl, güzel mi? Pizza güzel mi? Vallahi. O zaman ben küçük bir tane tadına bakacağım. Burada arkadaşlar pizzanın şöyle, afiyet olsun. Şöyle tadına bakacağım pizzanın. Ketçap olsun. Tamam. Şöyle götüreyim ben. Hı. Arkadaşlar şöyle pizza. Zeytinli mi bu? Ben hepsini yemem. Yarım yarım. Yarım yarım yiyeceğim. Oha! Arkadaşlar baksanıza ya. Bunu daha yeni fırına atacak. Bu da zeytinli, kaşarlı, peynirli bir şey. Şöyle bunun iki tane getirdi bana. Bunu da getirdi. Bu bolca zeytinli ve bu peynir galiba. Bu da bol kaşarlı ve bol kaşarlı ve zeytin falan var içinde. Bunları ben az az yiyeceğim arkadaşlar. Yani yarım yarım yiyeceğim. Hepsini yiyemem. Sadece ya. Ekmek çok yumuşacık. Böyle. Yoğun kaşar tadı. Ekmeği çok yumuşak. Yumuşacık ekmeği var. Bunu ben yemem. Bu böyle kalacak. Yani yer kalmadı. Midede yer yok arkadaşlar. Bu
bayağı yedim. Fena değil. Kötü değil yani, güzel. Şimdi bu bayağı bolca, bol malzemeli, zeytinli ve galiba peynirli olacak. Bunu ben, bunu sadece bunu yiyebilirim. Yer yok çünkü. Peynirin tadı değişik yani. Bu Suriye peyniri değil mi? Evet. Suriye peyniri arkadaşlar, değişik bir tat. Bayağı tuzlu peynir. Zeytin de Suriye değil mi? Eyvallah. Arkadaşlar zeytini şey böyle çok ekşi, ekşi bir zeytin. Sade pizza yapıyor ve şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun sen başta? Yeni çıkan pizzayı gösterecek büyük boy. Şimdi pizza hazırlanıyor. Onu da göstermek istiyorlar. Bolca malzemeden kullanmış arkadaşlar. Çok güzel görünüyor pizza. Benim hesap ne kadar oldu? Arkadaşlar bakalım hesap ne kadar oldu? 20. 25 arkadaşlar. 2 küçük pizza değil mi? 2 küçük pizza ve su 25 lira arkadaşlar. Bir tane pizza ne kadar küçük? 12 değil mi? Arkadaşlar küçük pizza 12 lira. Kolay gelsin, eyvallah. Arkadaşlar bir tane pizza, küçük pizza 12 lira. İki tane 24 lira etti. Bir tane de su da var, 30 lira etti. Burası arkadaşlar pizza evi. Şöyle Doktor Ersin. Doktor Ersin Hastanesi şu tarafta. Buraya geliyorsunuz, pizzayı alıyorsunuz. Eyvallah. Elinize sağlık. Pizzası hoşuma, kaşarlı olan hoşuma gitti. Zeytinli olan pek çok şey yapamadım hani. Çok yoğun ekşi ve limon vardı arkadaşlar. Zaten karnım da ağrıyor. Daha fazla ne yiyebilirim ki? Gene burada da çok yemişler kafam var. Aynı. Arkadaşlar midem o kadar çok kötü ki şimdi. Midem şu an çok kötü arkadaşlar. Şu an midemde bir hafif bir sancı başladı. Yani çok yedim. Yemek yedim. Pizza yedim. O da yemek, tatlıdan sonra yedim pizzayı. Bayağı tatlı yedim. Çok tatlı yedim. Hayatımda yedim. En fazla tatlı olabilir. Kahvesini içtim. Bayağı karıştı midem ya. Biraz da kuru yemiş yedim. Çok yemedim de. Onun da bir etkisi olur. Şu an yani midem sancılanıyor. $100 $30 harcadım. Şimdi $70 bakiyem var. Bayağı bakiyem var çünkü hiçbiri benden para almadı pizzacı hariç. Benim bir sade soda içmem gerekiyor. Midem şu an çok kötü. Bayağı ağrı var midemde. Bir sade soda içmem gerekiyor. Arkadaşlar bir sade soda aldım. $5 $35 harcamış oluyorum böyle. Midem çok kötü yani, almam gerekiyordu. $100 Suriye yemeklerini ve tatlılarını yemeye gelmiştim. Otobüs parasında hesaplarsak 10 lira. $100 90 lira kalıyor. $42 da harcama yaptım arkadaşlar. Pizzaya $30 verdim suyla beraber. $5 da sade soda içtim. $7 da bir tane kahve içtim arkadaşlar sonradan. En son başka bir yerden içtim. Bayağı acıydı. Benim içtiğim kahveden biraz daha acı. Daha farklıydı. Toplamda $52 harcadım arkadaşlar. $48 cebimde kaldı. Yani çoğu işletme benden para almadı. Sağ olsun. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Bana güzeldi. İnşallah zehirlenmem.
Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacım var, tekrarlıyorum. Abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yani sizin için belki de şu an zehirlenmiş olabilirim. Bilmiyorum. Akşam belli olacak. Şu an hafiften bir ağrı var ve o ağrı hiç geçmedi. Soda içmeme rağmen ağrı geçmedi. Arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.